Ben şimdi baktınız zaten yeteneğim üstün, onu anladık da. Çok güzel. Adamları tamamen etkisiz hale getirip de bölgeden kaçma şansına kaç derste kavuşurum? Şimdi şöyle söyleyeyim, mesela bizde çok ilginç meslek grupları var. Hemen konuyu biraz daha açacağım. Avukatlar çok geliyor mesela. Vergi memurları geliyor, icra memurları geliyor, doktorlar çoğunlukta. Doğru. Özel harekat polislerinden tutun, normal kendini bu mesleki olarak, ya çünkü kelepçesi var, copu var, her şey var içinde, yani silahı var. Şimdi normalde bir 10 ders, bu 10 ders nedir? Siz gördünüz, ilk önce burada bir farkında oldunuz. Neyin farkında? Kasık vurabilirim. Evet. Kalemi kullanabilirim. Kalemi kullanabilirim. Topuklu sopadan ayakkabı benim girelim. Büyük bitti, silahım bakın, dedim. Bakın bitti. Evet. Bunun gibi kaç kafanızı karıştırmayacak net hareketler var. Bunlar nedir? Size vurmayı göstermiyoruz bakın, demin gördünüz. Size dokunduğu an başlıyor hareket. Evet. Acil durum. Evet. Yani siz duruyorsunuz. Hiç gardı da yoktu dikkatinizi çekerse böyle. Size dokunduğu andan itibaren, çünkü siz 3 saniye içinde kendinize gelmeniz gerekti. Hı. Düşünün ki sokakta gidiyorsunuz. Size biri dokunduğu an ilk yapacağınız refleks bu. Ama biz diyoruz ki bu refleksi biraz daha indirelim. O anda siz kendinizi planlı hareketlere geçirin. Hale getirelim. Allah Allah. İşte bu distansı azaltmak için de bizim çok çok ne yapmamız lazım? Farkında olmamız. Bunun, hı hı, için de tekrar yapmamız gerekiyor. Yani bu iş 10 ders. Hı hı. 10 derste sürekli ben size böyle saldırılar yapıyorum. Sürekli. Hı hı. Size belli noktaları ve özellikle evet, de günlük kıyafetlerimizle orada öyle bulunmamızı, aynen, istiyorsunuz. Hiç gerek yok. Özel eşofmanlar, evet, spor ayakkabılar. Hayır, sen sokakta genel kıyafetin neyse öyle gel ki yakalandığında, evet, silahlarını bil. Evet. Değil mi bu kayakta yüzden? Kayakta mesela ayağı sakatlanmış bir hanımefendimiz var. Aynı şekilde elindeki bastonla geldi. O çok kuvvetli ama o silah hazır. 55 yaşında bir hanımefendi. Allah Allah, evet, evet. Amerika'da tacize uğramış. Buraya geldi. Beni buldu. Yaklaşık 10 ders öğrendi. Ondan sonra daha 10 derse geçmeden bunun beyiyle çocuğu bir sürpriz yapıyorlar. Kapıya saklanıyorlar. Zavallılar. Tam bu ne öğrendi acaba işte bizim hanımefendi? Tam içeri girerken kızı saldırıyor. Beyi saldırıyor. Bu birine bir kasık. Ötekine bir şey. Sevinç de beni telefonda arıyor. Hocam başardım hocam. Ne oldu? Benim kızla adam yerde. Sorun, evet, değil ama. Evet. Başarılı oldu. Başarılı mu oldu? Oldu. Sonuç biz oldu. Ona bakarız hocam. Evet. 6 yaşındaki çocuklar var mesela. Çalıştırıyorum 2 tane. Yangında oksijen nerede? Bir düdük öttürüyorum. Hepsi yere yatıyor. Ne yapıyorlar? Ellikleri sırtlarına, şeylerine, karınlarına, hı-hı, alıyorlar. Başlıyorlar oksijenin olduğu yere, kapıya doğru. Allah Allah. Ondan sonra acil durumda nasıl kapanırsınız? Ne yaparsınız? Annenize nasıl haber? Arabaya girmemek için işte havaya kaldırdığında. Bunlar bildiğiniz, evet, şehir hayatında hayat kurtaracak, evet, tüyolar, evet, veriyorsunuz yani. Ayakları, evet, hayatta, hayatta kalma. Şehirde nasıl hayatta kalınırı kalınır söylüyorsunuz. Siz. Sadece yumruk atmak, çünkü değil. Çünkü özellikle yani, altını çiziyorum. Yani gözü korkabilir izleyeceğin. Hayır, bunlar değil, çok değil, basit. Değil, çok basit. Elimizde standart bir kitapla bile. Oo, çok tehlikeli. Dergi. Yani, aman aman aman. Bir Dilara dergiyi Hanım, rulo yapmak. Nelere, evet, ölümcül bir silah. Gerçekten mi? Tabii ne onu da öğretiyoruz. Şimdi herhangi bir gazeteyi şunu aldığınız andan itibaren diyelim şu. Aldık. Şunu rulo yaptık. Bakın sevgili seyirciler. Bakın elinize şunu aldınız. İnanılmaz bir blast ve basınç etkisi vardır bunun. Ha. İstediğiniz bıçağı. Çünkü elle vuramazsınız. Ha, tabii. Enseye, gözlere. Bakın tutun. Şöyle bir elinize vurun. Gerçekten gerçek çok bir sert. Silah. Bayağı sert. Tabii tabii. Gerçek bir. Bir kemer. Bir çanta. Bir kolye. Eyüp Can da Radikal Genel Yayın Yönetmeni ne oldu? Radikal tabii. Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can. Hayat kurtarıcı bir silah, evet, dönüştü Radikal, evet, ona, evet, göre. Bir çatal, bir kaşık, bir tava. Tavayı nasıl kullanırsınız? Tavayı yani çünkü fena kullanırız. Geldiniz yatak odanızda, çıktınız mutfakta hırsız. Merhaba, karşı karşıya geldiniz. Ne, evet, yapacaksınız? Tabii canım, her dakika bir bıçak mı? Zaten bıçak bulsak ne olacak? Ne bıçak tabii kullanmak canım, daha o kadar kötü da kolay olur. Bir şey ne değil yani. Ne yapacaksınız? İşte biz onu ne yapıyoruz size? İşte depremde balkonda atlayanlara soruyor. Niye atladın? Bilmiyor. Hı hı. Orada da öyle olacaksınız. Bir dumura vuracaksınız. Ne oldu diyeceksiniz. Ne oldu diyeceksiniz. İşte o süreyi siz o zaman işte ediyorsunuz. O sürede o hırsızı gördüğünüzde yapacağınız tek şey, hırsızı korkutmayacaksınız fazla. Bağırmak istiyorsanız bağıracaksınız çünkü sesinizden ürkecektir. Ama ona saldırıya kalkarsanız onun bir anda engellemeyi, sizi öldürmeye kalkacak. Tabii. Panik yapacak. Ancak o sizin üstünüze gelirse nasıl savuşturur nasıl mu? Nasıl savuşturur mu onu? En fark yakın. Çünkü belli yerlerde neyi alacağınızı önceden belirlemeniz lazım. Bu konuda bir kitap yazıyorum hatta. Hı-hı. İşte nedir? Bir bıçağı koyuyorsanız, bir sopayı koyuyorsanız, herhangi bir yere bir şeyi, onu nerede bulacağınızı bilmeniz hocam lazım. Hocam şey, mesela genelde Amerikan filmlerinde hani onlar beyzbola çok meraklı olduğu için genelde evin erkeğinin yatağının altında bir beyzbol sopası, evet, vardır. Evet. Böyle bir şey tavsiye eder misiniz? Yani beyzbol sopası, herhangi bir
geceliğin eve izinsiz, illegal şekilde giren birine karşı tavsiyeniz olur mu? Bir şey hemen kolayda bulabileceğimiz bir şey saklayalım mı etrafta? Çok güzel bir konuya da değindiniz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Kişi size saldırdı, çantanızda biber gazı var, bunu çıkaramazsınız. Evet. Sopa yatağın altında bunu çıkaramazsınız. Demin söyledim, 3 saniyelik bir hayat şeyimiz var, süremiz, timing. Bu belirlenmiş bir diyoruz şey. Biz Krav Maga'da. Bu bir yorumdur. Her şey ve hiçbir şey anlamında. Avcı birden av olabilir bunda. O 3 saniyede siz neler yapabilirsiniz bunu düşünmeniz lazım. Yatağa uzanacaksınız. Onu alacaksınız. Uykudan uyanmışsınız. Bir şok nereye halindesiniz. Bu bir fantastik da. Bir hayal. Öyle bir şey yok yani. O filmler atmosfer. Aynen öyle. Ne yapabilirsiniz? Biz mesela VIP danışmanlıkları yaptığım kişilere ben acil butonlar öneriyorum yatağına. Acil butonları var. Bastığı andan itibaren inanılmaz bir ses veriyor ve hırsızı kaçırır. Ya da evde alarmlar var. Evet, onların bir de uzantıları yanıyor. Oluyor. Yatağımız da başımızın evet, ucunda evet, olacak. Güzel. Bastığımda iş biter. Bu kadar. Hocam çok güzel şeyler söylüyorsunuz çünkü gerçekten çok böyle uzaklarda ütopik seyrettiğimiz bu karate filmleri bizi çok etkiliyor çünkü. Ben çok de zor. Çok seviyorum ama çok böyle zor. Hayat böyle değil, realiteler değil, böyle değil. Kesinlikle. Çok daha basit yöntemlerle basit. Kaçma yoluna bakacağız. Hayatta bakacak. Ve ayakta kalma. Hayatta ve ayakta kalma çok güzel. Evet. Kısa bir mola isteyelim izleyicilerimizden. Dönüşte hocamıza hem soracağız son kez neler yapabiliriz diye. Hem de verdiğimiz son dakika bilgisiyle ilgili de bir bağlantı yapacağız. Az önce de aktarmıştık. ÖSYM Başkanı'nın matbaada olduğuna dair bilgiyi. Bir bakacağız son durum ne. Kısacık bir ara geliyoruz.